4 tane paralel oturum var şu anda. Bizi tercih ettiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi hepimiz adına sıkıntı yaratan bir durum var. Sık ve tekrarlayan enfeksiyonlarla karşımıza gelen hastalar var. Onlarla ilgili immünolojik olarak biz kendi kliniğimizde neler yapıyoruz? Nasıl bir yaklaşımımız var? Sizlerle birlikte bunu paylaşmak istiyorum. Daha sonra da hep beraber tartışabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi sık enfeksiyon dediğimiz zaman neyi tarif ediyoruz? Öncelikle bir ona bakmalıyız. Yılda 8'in üzerinde otitis media. Bazı otörler erişkinler için bunu 4'ün üzerinde otitis media diye tanımlıyorlar. Ama sıkça bir orta kulak iltihabı. Yine sinüzitin özellikle 1 yıl içerisinde 2 ya da daha fazla sinüzitin görülmesi. Pnömoni, selülit, menenjit gibi belki daha ağır tabloların yine yılda 2 veya daha fazla görülmesi durumuna sık enfeksiyon diyoruz. Problem mi? Evet. Günlük pratikte ciddi bir sorun sık enfeksiyon. 3 tane pencereden baktığımızda ne gibi sıkıntılar var? Şöyle, hasta gözüyle baktığınızda sık ateş, halsizlik, diğer bir takım şikayetler nedeniyle bağır olan rahatsızlık hissi. Bu nedenler kişide ciddi iş gücü kaybı, yaşam kalitesi bozukluğu gibi bir takım durumlara yol açıyor ve hasta açısından can sıkıcı bir durum bu. Hekim açısından baktığımız zaman kendi penceremizden ne görüyoruz? Tedavi başarısızlığı. Aynı hastayı tekrar tekrar görme, değişen enfeksiyon odakları içerisinde bocalama gibi nedenler maalesef bizim de canımızı sıkabiliyor. Ülke açısından baktığımızda da sık enfeksiyon geçiren hastaların çok ciddi bir mali yük, ciddi bir negatif cost efekt yarattığını görüyoruz. Hangi alanlarda lokalize olabiliyor bu sık ve tekrarlayan enfeksiyonlar? Genellikle solunum yollarında, üst ve alt solunum yollarında lokasyon buluyorlar. Özellikle sinopulmoner alan en fazla karşımıza çıkan sık enfeksiyon odakları olarak geliyor. Deri ve mukozalar yine gastrointestinal sistemde bu sık enfeksiyon odakları olarak karşımıza çıkabiliyor. Neye dikkat edelim sık enfeksiyonda? Evet, enfeksiyon sık sık tekrar ediyorsa, rutin tedavilere bir türlü yanıt alamıyorsak, kanla ilaç veriyorsak adama, antibiyotik veriyorsak, işte başkaca ilaçlar veriyorsak, bu hale getiriyorsak bir problem var demek ki. Bir de alışılagelmiş mikroorganizmalar dışında acayip mikroorganizmalarla karşı karşıyaysak, immün yetmezlik var mı acaba diye bir dikkatimizin çekilmesi gerekiyor. Böyle bir vakada ikinci soru şu. Şu alttakiler var mı? Yani sık sık enfeksiyon geçiriyor, anormal mikroorganizmalarla karşı karşıyayız ve rutin tedavilere bir türlü cevap alamıyoruz. Şunlar var mı diye sorgulamamız gerekiyor. Kişide egzama ya da kandida enfeksiyonu gibi cilt lezyonları, kronik diyare, gelişme geriliği, hepatosplene megali, tekrarlayan apse, osteomiyelit, otoimmün hastalık ki bazı hastalarda da atopi ya da alerjik hastalık kliniği varsa sık enfeksiyon geçiren bu vakalarda primer immün yetmezlikleri aklımıza getirmek en mantıklı yol gibi görülüyor. Peki şunlar var mı? Altta yatan bir hastalık, diyabet, kronik böbrek yetmezliği gibi ya da protein kaybettiren malnütrisyonlar gibi altta yatan bir hastalık var mı? Bir medikasyon var mı? Kortikosteroid, immünosupresif, kemoterapötik ajan, radyasyon gibi bir durum var mı? Yahut da splenektomi gerektiren ya da ciddi yanıklar gösteren cerrahi girişim öyküsü var mı? Bunlar sorgulanmalı. Eğer bunlar varsa sekonder immün yetmezliklere doğru yol almamız mantıklı gibi gözüküyor. Şimdi immün yetmezlik deyip duruyoruz. Nedir bu immün sistem? Hepimiz tanımını biliyoruz esasında. Kişide yabancı ve de self antijenleri birbirinden ayırma özelliği olan innat immün sistem dediğimiz spesifik olmayan anında cevap, bir de kazanılmış adaptif immün sistem dediğimiz bir immün sistem profili var. Dolayısıyla kişinin self ve non-self antijenlerini ayırıp self'e cevap vermeyen, non-self'e ise dışarıdan olan antijene ise gerek innat sistemle gerekse adaptif immün sistemle hızla cevap veren ve onları elimine etmeye çalışan bir sistem. Komponentlerine şöyle bakalım. Kabaca baktığımız zaman fagositoz sisteminin, fagositik sistemin immün sistemin bir komponenti olduğunu görüyoruz. Komplement sisteminin bir komponent yarattığını görüyoruz. B hücrelerinin ki antikor aracılığı immün cevaptan sorumlu olan
hücrelerin immün sisteminin bir başka komponenti olduğunu görüyoruz. Yine T hücrelerin, yine hücre aracılı immün sisteminde immün sistemin diğer bir komponenti olduğunu görüyoruz. Kabaca baktığımız zaman innat immün sistem dediğimiz zaman ya da doğal immün cevap dediğimiz zaman fagositik sistem ve kompleman sisteminden oluştuğunu, antikor aracılı ve T hücre aracılı cevabın ise kazanılmış, öğrenilmiş immün cevap olduğunu görüyoruz. Şimdi fagositik sisteme baktığımız zaman biliyorsunuz vücut içerisinde bulunan bakteri gibi bir takım yabancı proteinler fagositik hücreler tarafından fagosite edilirler ki bu fagositoz işlemine birazdan videoda göreceksiniz kompleman sisteminin aktivasyonu C3B gibi bir takım protein parçacıkları ve bunların reseptörleriyle hücre içerisinde fagositik hücre içerisinde yabancı mikroorganizma alınıyor. Fagolizozom denilen bir organel oluşuyor. Burada lizozomal enzimler var. Yabancı olan mikroorganizmayı bir takım digestif enzimlerinizle parçalıyorsunuz, denatüre ediyorsunuz proteinlerini ve yok edip bertaraf ediyorsunuz. Fagositik sistem bu şekilde çalışıyor. Bu bir innat immün sistem yola. Antikor aracılı sistemde mutlaka antijenin antijen sunan hücre tarafından alınması, yine antijenin B hücre tarafından daha önce alınıp tanınması gerekiyor. Siz antikor aracılı immün sistemde antijen sunan hücre ile yardımcı T lenfosite TH2 ya da TH1'e sunuyorsunuz. Bu T helper hücresi antijeni daha önce almış olan B hücresine yardım ediyor. B hücresi plazma hücresi şeklinde çoğalıyor, prolifere oluyor ve antikor üretmeye başlıyor. İçinde var olan tanıdığı antijene karşı spesifik antikorlar üretmeye başlıyor. Bu antikorlar antijene yapışıp opsonize ediyorlar. Daha sonra ortamdan bertaraf edilmesi adına kolaylık sağlıyorlar. Hücresel immün cevapta da aynen başlangıç öyle. Bir antijen sunan hücre tarafından antijen alınıyor. Hücre içerisinde işleniyor. MHC klas 1 ya da klas 2 antijen tipine bağlı birazdan söyleyeceğim. Antijen sunan hücre yüzeyinde sunuluyor. Bir takım yardımcı T lenfositlere bu sunum yapılıyor. Bu T lenfositler aktive olup çoğalıyorlar ve sitokin dediğimiz bir takım medyatörleri salıyorlar. Antijenle bir daha karşılaştığınızda yeniden aktive oluyorsunuz. Çoğalıyorsunuz. Ve bu antijeni taşıyan birazdan bir hücreyle karşılaştığınızda artık perforin, granzim denilen bir takım enzimleri o hücreye gönderip onu yok ediyorsunuz, bertaraf ediyorsunuz. Hücresel immün cevap da bu şekilde. Burada anahtar noktalar var. Var mı? Evet var. Neye bakalım? İmmün yetmezlik ya da sık enfeksiyon geçiren hastalarda şunlara bakalım. Enfeksiyon üst solunum yolundaysa antikor ya da kompleman yetmezliği aklımıza gelmeli. Alt solunum yolundaysa hemen tüm immün sistem komponentleriyle ilgili yetersizlik aklımıza gelmeli. Deri iç organ enfeksiyonlarında fagositik yetmezlik, kan ya da santral sinir sistemi, menenjit gibi bulgularda ise yine antikor ya da kompleman yetersizliği akla gelmeli. Şimdi bu anahtar nokta hafif bir ezber gibi dursa da mutlaka biz bunları hani çok tıpta ezberi istemiyorum ben, sevmiyorum. Her şeyin mekanizma olduğunu biliyorum ama bu anahtar noktaları bilmemiz gerekiyor. Bir tane daha anahtar vermek istiyorum burada. Bakteriyel enfeksiyonlar klasik olarak antikor aracılı immün sistemle karşılanırlar. Bu aklınızın bir köşesinde bulunsun. Viral enfeksiyonlarsa hücresel immün sistemle bertaraf edilirler. Dolayısıyla antikor eksikliği vakalarında daha sıklıkla bakteriyel enfeksiyonlarla karşı karşıya kalırsınız. Hücresel immün eksikliklerde ise sık, tekrar eden, tedavisi zor viral enfeksiyonlarla karşı karşıya kalırsınız. Bu anahtar noktaları aldıktan sonra antikor yetmezliğiyle devam etmek istiyorum. Şimdi sık tekrarlayan sinopulmoner enfeksiyonlar ki bunlar özellikle kapsüllü bakteriler. Hemophilus influenza, Pneumococcus, pneumonia gibi bir takım bakterilerle enfeksiyon varsa antikor eksikliğini düşünmeliyiz. Menenjit ya da az önce söylediğim gibi kanla, tabii ki kan yoluyla yayılan sepsis, gastrointestinal sistem enfeksiyonları, kütanez enfeksiyonlar, otoimmün hastalıkların sık enfeksiyon tablosuna eşlik ettiği durumlarda antikor yetmezliği düşünülmeli. Özellikle otoimmün endokrinolojik hastalıklar, romatolojik otoimmün hastalıklar, hemolitik anemi ve otoimmün trombositopeni gibi durumlar sık enfeksiyona eşlik ediyorsa antikor yetmezliği aklımıza gelmeli. Yine alerjik hastalıklar özellikle selektif IgA eksikliği olan immün yetmezlik vakalarında alerjik hastalık sıklığının yine common variable immün eksiklik hastalarında bu tür tabloların alerjik hastalık birlikteliği olduğunu aklımıza getirmeliyiz. Fizik muayenede neler buluyoruz?
Daha çok çocukluk çağında karşılaştığımız durum bu. Bizi çok ilgilendirmese de yine de bilginiz olsun istiyorum. Çocukluk çağı antikoreksiklerinde tonsil yokluğu, küçük tonsil ya da lenf nodlarının bir türlü palpe edilemediğini görebiliyorsunuz. Erişkin çağda ortaya çıkan common variable immün eksiklik gibi primer immün eksikliklerin büyük lenf nodu ya da splenomegali ile karşımıza gelebileceğini, fizik muayene timpan membranının tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle sıkarlaşmış olması, bir takım kaş, saç yokluğu, egzama, ağız içi pamukçuğun şiddetli olması, peteşi, vitiligo gibi ya da dirençli molluscum contagiosum gibi anormal cilt bulguların olabileceğini aklımıza getirmeliyiz. Yine klasik olarak ciddi tekrarlayan akciğer enfeksiyonları nedeniyle RAL ve ronküslerin, çünkü bronşektazi gelişiyor çoğunda, enfeksiyon odağı olarak bulunabileceğini, ortaya çıkardığı hipoksi nedeniyle de çomak parmağın olabileceğini aklımıza getirmeliyiz. Ne yapalım antikor yetmezliğinde? Biz ne yapıyoruz? İmmün yetmezlik düşündüğümüz ya da sık enfeksiyon gördüğümüz hastalarda hemen fizik muayenenin ardından bir takım laboratuvar tetkikleri istiyoruz. Tam kan sayımı, hemogram artık her yerde yapılıyor ve otomasyona girmiş makineler nedeniyle periferik yayma ya da formül dediğimiz durum makine tarafından kendiliğinden zaten yapılıyor. Nötrofil sayısı, lenfosit sayısı, trombosit sayısı bizim açımızdan önemli. Antikor yetmezliği tablosunda esasında bunlar bir miktar dışlama gibi karşımıza çıkıyor. Esas antikor yetmezliği tablosunda bulmak istediğimiz şey şu: İmmünoglobulin G düzeyinin düşük olması. Ancak biz burada G1, G2, G3, G4 gibi fraksiyonlar var biliyoruz. Bunların tamamını istememiz gerekiyor. Çünkü immunoglobulin G1 bu fraksiyonların yaklaşık %70'ini 80'ini oluşturuyor. Dolayısıyla G1'de bir eksiklik varsa, bir subgrup eksikliği varsa ancak total IgG'de o zaman eksiklik görebilirsiniz. Ancak immunoglobulin G popülasyonunun aşağı yukarı %5'ini oluşturan immunoglobulin G4'te spesifik bir eksiklik varsa yandınız. Total IgG normal çıkabilir eğer bunları istemediyseniz. Dolayısıyla alt grupları mutlaka istiyoruz. Hiperimmunoglobulin M sendromu, selektif IgM eksikliği gibi çok nadir durumlar IgM araştırması sonucunda karşımıza çıkabilir. Selektif IgM eksikliğini biliyorsunuz en sık görülen immün yetersizlik 1 bölü 300 ila 600 gibi bir sıklık veriliyor. Çok kolay basit bir tetkikle tanı alabilir. İmmunoglobulin E ise düşüklüğünden ziyade hiperimmunoglobulin E sendromu dediğimiz, Job sendromu dediğimiz tabloda yaklaşık 2000 denilen cutoff, üst cutoff değerlerinin üstünde ölçülemeyecek kadar yüksek çıkabilir. O vesileyle çok basit primitif tetkiklerle antikor yetmezliği var mı yok mu bunu görebiliyoruz. Esasında bu hastalarda çok daha spesifik olan şey şu: tetanus, difteri gibi protein ya da pneumokoksik polisakkarit gibi bir takım aşılara spesifik antikor yanıtı olmadığını görmemiz daha net tanıyı destekliyor. Yine hemen hemen tüm laboratuvarlarda bakılan izohemaglutinin titrelerinin düşük olması, yani A kan grubu taşıyan bir insanda anti-B'nin titresinin düşük olması, B kan grubu taşıyan bir insanda anti-A'nın, sıfır kan grubu taşıyan bir insanda anti-A ve anti-B'nin titrelerinin çok düşük olması, olması gereken titrelerin çok düşük olması bize bu kişide antikor aracılı bir immün yetmezlik olabileceğini düşündürüyor. Hücresel bazen de birlikte görüldüğü için, antikor eksikliğiyle birlikte görüldüğü için kombine immün yetmezlikleri beraber işlemek istedim. Ne bakacağız hücresel immün yetmezlikte? Gerçi bu hastalar erişkin yaşa çok nadir ulaşabiliyor ama bizim de takip ettiğimiz hücresel immün yetmezlik vakaları var. Tüm vakalar için dikkat edilecek spesifik özellikler var. Bir kere her biri için sık enfeksiyon kesin kaide. Az önce söyledim, hücresel immün cevap virüslerin bertaraf edilmesi için gerekli. Dolayısıyla hücresel yetmezliklerde respiratuar sinsisyal virüs gibi, parainfluenza gibi, CMV gibi, Epstein-Barr virüsü gibi ya da adenovirüs gibi dikkat ederseniz genellikle viral ajanlarla maalesef zor tedavi edebildiğimiz enfeksiyonlarla karşımıza geliyor. Burada dikkat etmemiz gereken şu: bu bir PID mi, primer immün yetmezlik mi değil mi diye HIV'i mutlaka dışlamamız gerekiyor bu immün yetmezlikte. HIV biliyorsunuz özellikle CD4 hücreleri parçalayan, harap eden, yıkan ve de TH1 dediğimiz CD8 hücrelere çok ciddi, yani sitoksik hücrelere çok ciddi yardım olan TH1 hücreleri hırpalayan bir enfeksiyon bu. Dolayısıyla HIV enfeksiyonlarında da relatif de olsa bir hücresel ya da kombine bir immün yetmezlik olabilir. Bir dışlama kriteri olarak mutlaka hücresel immün yetmezlik tanısı koyabilmek adına HIV'i dışlamamız gerekiyor. Başkaca özel bulgular var mı? Evet, var. Büyüme ve gelişme geriliği, ki özellikle kilonun çok daha alt seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bu tür vakalarda
Dijor sendromu, evet, çocukluk çağı immün yetmezliği gibi ama bazen spontan remisyon olabiliyor ya da bir takım tedavi modelleriyle erişkin çağa ulaşabiliyor. Spontan da erişkin çağa ulaşan az sayıda vaka var. Fasiyel anormallik, işte üst dudak çizgi gibi, gözler birbirinden ayrı hipertelorizm gibi, kulaklar hafif yelken kulak tarzında bir fasiyel anormallik. Ondan ziyade bu hastalarda konjenital kalp hastalığı olağandır. Patent ductus arteriosus, ventriküler septal defekt, atrial septal defekt, bu tür bir tablo varsa, hastada da sık viral enfeksiyon varsa Dijor sendromu aklınıza gelmeli. Pediatristler için şunu söylüyoruz. Biz esasında tıp fakültesi eğitimi esnasında pediatrist olacak ya da genel tababet eğitimi alan çocuklar açısından şunu söylüyoruz. Bir çocuk doğduğu esnada eğer tedaviye dirençli tetani gösteriyorsa mutlaka immün yetmezlik olabilir, Dijor olabilir diye aklınıza getirin, şöhret olursunuz diye. Ne alaka? İşte şu alaka, biliyorsunuz bu dördüncü yutak kavisi, üçüncü, dördüncü yutak kavisinin iyi gelişememesinden kaynaklanıyor. Timus ve paratiroidin aynı yutak kavisinden gelişmesinden mütevellit. Bu hastalarda paratiroid hormonu yetmezliği dolayısıyla tedaviye ciddi direnç gösteren hipokalsemik ataklar olabilir. Tanıyı daha çocukluk, yeni doğan çağında koyabilirsiniz. Ağır kandidiyaz vakaları, Viscot Aldrich gibi egzama vakaları, yine Viscot Aldrich gibi durumlarda büyük dev trombositler, ancak trombositopeni nedeniyle ortaya çıkan peteşik döküntüler, tedaviye dirençli diyare ya da Viscot Aldrich dışında diğer hücresel ve kombine yetmezliklerde bir türlü lenfadenopatilerin irelmediği enfeksiyon tabloları dikkatimizi çekebilir. Ne yapıyoruz? Antikor eksikliğinde işte hemogram yaptık, antikor sayılarına baktık, spesifik antikor yanıtlarına baktık, izohemaglutinin düzeylerine baktık. Hücreselde bizim için yine hemogram çok önemli. Periferik yayma ya da otomatik makinede formülasyon yaptığımızda lenfosit sayılarının özellikle erişkinde binin altında, mikrolitrede binin altında bir lenfosit sayısı varsa bu hastada lenfopeniden söz ediyoruz ve bu hastada CD8 yetmezliğinden biraz sonra bahsedeceğim flösimetrik olarak şüphelenebiliriz. Yine nötropeni görülebilir. Bu hastalarda bu siklik nötropeni durumları genellikle fagositik eksikliklerden bir tanesi. Nötrofili, lökosit adezyon defeklerinden bir tanesi yine fagositik eksikliklerden bir tanesi olabilir. Trombositopeni, Viscot Aldrich sendromunda az önce söylediğim gibi dev trombositlerle birlikte görülebilir. Flösimetri önemli tetkiklerimizden bir tanesi. Hücresel immün yetmezlik var mı yok mu? Çünkü burada şu azalmış olan lenfositler üzerinde çalışıyoruz. Biz birazdan bahsedeceğim. Kapılama yapıyoruz lenfositler üzerinde. Bu lenfositlerin kaç tanesi CD4, kaç tanesi CD8, kaç tanesi large granular lenfosit dediğimiz natural killer hücre dediğimiz hücre, kaç tanesi B lenfosit dediğimiz hücre, bunlara bakabiliyoruz. T lenfositleri ayrıca da in vitro ya da in vivo olarak fonksiyon testlerini değerlendirip son olarak da bir birliktelik var mı diye antikor tetkiklerini yapıyoruz. Şimdi flösimetrinin birkaç slaytta çok zamanınızı almadan metodolojisinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bir tüp içerisinden hücreleri, beyaz kan hücrelerini tek tek, önce eritrositleri lize ediyorsunuz. Beyaz kan hücrelerini tek tek geçiriyorsunuz. Bunlara bir lazer kaynağı veriyorsunuz ve bu hücrelerin volümünü karşıdan dedekt ediyorsunuz. İçerisindeki granülaritelerini de ışığı, lazer ışığının yansıtmalarına göre, side scatter dediğimiz yansıtmalarına göre dedekt edip ne kadar granül var, ne kadar yok, buna bakıyorsunuz. Dolayısıyla boyut arttıkça grafiğin sağ tarafına, granül arttıkça grafiğin sol üstüne doğru hücreler kayıyor. Şimdi hepimiz biliyoruz, en küçük hücreler ve granülsüz hücreler lenfosit hücreleri, bu beyaz kan hücreleri içerisinde. Dolayısıyla lenfosit hücrelerinin burada kümelendiğini görüyoruz. Monosit hücreleri granülsüz ancak büyük hücrelerdir. Burada kümelendiğini görüyoruz. Granülositler ya da parçalı dediğimiz hücreler yoğun granül içerikleri nedeniyle hem de büyük volüm olmaları nedeniyle sağ üst köşede yer alıyorlar. Biz bu lenfosit popülasyonunu bulduktan sonra buraya bir kapılama yapıyoruz. Tabii ki işlem öncesinde bu eritroliz yaptıktan hemen sonra biz bunlara monoklonal antikorlarla boyuyoruz. Yani monoklonal antikor bir FITC ya da Texas Red ya da Picoeritrin denilen boyalarla B4'ü monoklonal antikoruyla CD8'i monoklonal antikorla boyamaya çalışıyoruz. Bu lenfosit kapısı üzerinde daha sonra CD8 mi CD4 mi diye ayırt etmeye çalışıyoruz. Yeşil olduğu zaman CD4 popülasyonu artıyor. Demek ki şurası CD4. Kırmızı olduğu zaman CD8 popülasyonu artıyor. Dedekt ettiğiniz ışık hem kırmızı hem yeşil ise floresan, CD4 artı CD8 hücreler burada. Diğerleri de her ikisi negatif olan genellikle debris gördüğümüz hücreler. Evet, bahsettiklerim burada var. Kısaca tek tek hücreler geçiyor. Bir ışık kaynağından lenfositler popülasyon olarak buraya toplanıyorlar.
monositler popülasyon olarak şu alana toplanıyorlar. Granülositler şu alana toplanıyorlar popülasyon olarak. Hasılı kelam bu şekilde boyut ve içindeki granüllere göre devam ediyoruz. Burada birkaç tane terim var. Onu da bilmenizi istediğim için bu slide koydum. Forward scatter, side scatter denilen hadiseyi az önce söyledim. Forward scatter hücrenin volümüne göre şurada ne kadar ışıksız alan var, ne kadar lazersiz alan var bunu gösteren bir alan. Side scatter ise içerisinde ne kadar granül varsa o yansımaları saptayan alan. Bir lazer ışığı tek tek hücrelerin geçtiği tüp ve dedektörlerden oluşan, daha sonra bütün işlemlerin proses edildiği bir central processing unit denilen elektronik ortama gönderiyor bilgiler, grafiklendiriliyor. Evet, slide esasında yavaş ilerliyor. Her ne kadar hızlandırmaya çalıştıysam da video imajı yaparken hücreler tek tek geçiyorlar. Bir ışık kaynağının hemen önünden. Evet, gördüğünüz gibi ışık kaynağı hücre, yansıttığı ışıklar ve kırdığı ışıklar. Şu forward scatter dediğimiz hücrenin volümünü gösteren, diğerleri yansıyanlar ise hücre içerisinde granüliteyi gösteren. Gördüğünüz gibi karşıda karanlık alan dediğimiz ışık almayan alanı dedekt eden bir dedektör var. Bu forward scatter olarak hücrenin volümünü, çapını ölçen bir dedektör sistemi. Bu çapa göre hücreleri evet şu şekilde voltajlıyor. Küçük olanlar, orta büyüklükte olanlar ve büyük olanlar diye birbirinden ayırıyor. Az önce bahsettiğim grafikte küçükleri şuraya koyuyor, ortaları buraya, büyük olanları buraya, tak 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 tak. Bu çok hızlı bir şekilde işleyen bir sistem. Bu şekilde hücreleri saymış oluyor. Sonra da gördüğünüz gibi bir forward scatter grafiği veriyor. Side scatter'da az önce söylediğim gibi, isterseniz buraları geçelim. Evet, yansıtıyor. Biz buradan hepsini dedekte edebiliyoruz. Ne kadar granül varsa o kadar fazla yansıtırsınız. Ne kadar az granül varsa o kadar hiçbir şeyi yansıtamazsınız. Daha sonra hem side scatter'ı hem de forward scatter'ı bilgisayar programında bir araya getiriyorsunuz. İşte lenfositik hücreler burada, granülositik hücreler burada, monositik hücreler burada. Biz dediğim gibi lenfositik hücreleri kapılıyoruz. Bir sonra floresan tekniği dediğimiz CD4, CD1656, CD8, CD3 gibi bir takım boyalarla boyayıp hangisi ne kadar var diye diğer dedektörlerle, floresan dedektörleriyle alıyoruz. Evet, ne yapıyoruz? CD3 hücresi biliyorsunuz, CD4 plakası ya da göstergesi tüm T lempositler için bir marker. Demek ki bu lempozit kapısı içerisinde yaklaşık %80 civarında lempozit hücresi var. O kapıladığımız yerde normali bu. Eğer hastalarda T lempozit azlığı varsa bunun altını da görüyorsunuz. Gerisi ne bu lempozit kapısı içerisinde? Genellikle debris bunlar. Yıkılmış, parçalanmış, başkaca ürünler. CD4 hücresi yaklaşık %40-45 civarında. CD8 hücresi yaklaşık %20-25 civarında. CD19 hücresi %10-12 civarında. NK hücresi dediğimiz CD1656 ekspres eden hücrelerde yaklaşık %10-15 civarında bulunuyor. Bu sayıların altında herhangi bir fluorosimetrik sonuç elinize gelirse ona göre yorumluyorsunuz. İşte CD8'ler düşükse hücresel immün eksiklik, CD4 düşükse genellikle hücresel immün eksikliğe eşlik eden bu yardımcı T lempozit, B lempozitlerine antikor üretmesi adına yardımcı olduğu için antikor eksikliği olabilir. CD19 antikor üreten B hücrenin zaten plakası, bir immün yetmezlik varsa CD19'un eksikliğini gösterdiğiniz genellikle bir antikor eksikliği olabilir ve daha önce de söylediğim gibi bakteriyel, kapsüllü bakteriyel enfeksiyonlara yatkınlık yaratabilir. Bunun dışında sayısal olarak T lempozitlere baktık, sayılar normal. Fonksiyon bozuk olabilir. Fonksiyonları araştırmak için çok basit primitif tetkikler yapıyoruz ama çok mantıklı sonuçlar veriyor. Biz şanslı bir ülkeyiz. PPD'nin negatif çıkma olasılığı olan vaka yok. Çünkü hepimiz aşılanıyoruz. Dolayısıyla PPD'nin anerjik çıktığı durumlar hemen bizi alert etmeli. Halbuki İngiltere böyle değil. İngiltere'de tüberküloz aşılaması diye bir şey yok. Orada anerjik çıkan PPD çok da dikkate alınmayabilir. Ancak bizim ülkemizde mutlaka biz bu antijenle karşılaştığımız için PPD'nin mutlak lenfozit yetmezliği, fonksiyonel yetmezliği olmayan hastalarda pozitif çıkması lazım. Eğer anerjik çıkıyorsa T lenfozitte ya primer bir yetmezlik ya da T lenfositi baskılayan bir ilaç alıyordur. En basit kortikosteroid alıyordur hasta. Trikopitan ve kandida intradermal testleri de aynı şekilde PPD gibi yorumlanan geç hipersensivite reaksiyonları. Bu geç hipersensivite reaksiyonları biliyorsunuz T hücre aracılı reaksiyonlar. Bunlar da T hücre fonksiyon yetersizliği var mı yok mu bunu gösteriyor. Söylediğim gibi bugün testi yapıyoruz. 24-48-72 saat sonra okuyoruz. Eğer anerjikse T lempozit fonksiyon yetersizliği adına alert oluyoruz. In vitro testler olarak T lempozit kültürleri yapabiliyoruz. Spesifik ya da fitohemaglutinin gibi non-spesifik antijenlere verdiği proliferatif yanıta bakıyoruz. Genellikle T lempozitin primer
fonksiyon yetmezliklerinde bir türlü pita hemaglutinine uyaramadığınızı, cevap alamadığınızı görebiliyorsunuz. Fagostik immün yetmezliklerde neler yapıyoruz? Aslında bu tablo çocuk genellikle erişkin çağa çok fazla ulaşamıyorlar. Pediatristler ilgileniyor ama yine de aklınızda bulunsun diye ciddi pürülen enfeksiyonu varsa, pürülasyon gösteren lampadenopatisi varsa, tekrarlayan osteomiyelit varsa, iç organlarda apseler varsa, açıklanamayan ateş yüksekliği ya da albinizm gibi durumlar varsa fagositik immün sistem eksikliğini düşünmeliyiz. Ne yapıyoruz? Yine hemogram yapıyoruz mutlak nötrofil sayısı açısından. Özellikle siklik nötropeni fagositik immün yetmezliklerden bir tanesi. Bir ay boyunca haftada 2 kez yani toplamda 8 kez nötrofil sayısı alıyoruz. Bunlardan en az bir tanesinde nötropeni görüyorsak siklik nötropeni denilen tablodan bahsedebiliyoruz. Yine flow sitometride leukosit adezyon defeksini araştırmak adına CD11AB ve CD18 gibi bir takım moleküllerin ekspresyonun az olduğunu görmemiz gerekiyor. Flow sitometri ile yapılan, daha önceden başka tetiklerle yapılan respiratory burst test dediğimiz fagositik sistem içerisinde yabancının oksidasyonu ile ilgili eksiklik var mı yok mu bunu görmek açısından yaptığımız bir test bu. Tekniğin metodolojisi basit. Dihidrorodamin 123 denilen materyalin fagosit içerisine alınıp okside edilip rodamin 123'e yükseltilmesiyle ilgili bir tetkik bu. Flow sitometrik olarak bu işlem oldu mu olmadı mı buna bakıyoruz. Tarihsel önemi var. Bizim tıp fakültesi öğrenciliğimizde de anlatılırdı. Şimdi çok fazla uygulanmıyor. Çünkü yerine respiratory burst test geldi. Nitroblue tetrazolium denilen mavi tetrazolium'un fagositik hücreler tarafından ne kadarı fagosite edildi, ne kadarı edilmedi bu orana bakarak fagositik hücre yetmezliğinden ipucu elde etmeye çalışan laboratuvarlar var. Kompleman eksikliklerine baktığımız zaman yine bu innat immün sistemin bir elemanı C3, C4, C2 gibi eksikliklerin pnömokokkal otit, pnömoni ya da lupus tablosu gibi otoimmün tablolara neden olduğunu yani sık enfeksiyon ve otoimmünitenin bir arada bulunabileceğini. C3 eksikliği nadir de olsa rekürren ciddi bakteriyel enfeksiyon, piyojenik bakterilerle enfeksiyon ve membrana proliferatif glomerülü nefrit tablosuyla geldiğini görebiliyoruz. C5, C7 gibi membran atak kompleksinin başlangıcını yaratan kompleman sistem eksikliklerinde ciddi naysel enfeksiyonları bir önceki oturumumuzda Taşkın abi bahsetmişti. İmmün yetmezlik yaratmasa da C1 esteraz inhibitör dediğimiz kompleman sisteminin en önemli inhibitörün eksik olması ciddi kompleman sisteminin inhibe edilememesi devamlı aksiyon nedeniyle herediter anjiyoödem dediğimiz bir tablo oluşuyor ama bu hastalarda enfeksiyon çok fazla görmüyoruz biz. Ne yapalım? CH50 ve alternatif yolun AH50 dediğimiz total hemolitik kompleman aktivitesine bakıyoruz. Eğer CH50 undetectable ise kompleman eksikliğinden muhakkak söz edebiliriz. CH50 aktivitesi düşük ise ya biz kötü örnek almışıktır, laboratuvara kötü taşımışıktır ya da kişide kompleman eksikliğinden ziyade otoimmün bir hastalık nedeniyle kompleman harcanması oluyor olabilir. Sekonder immün yetmezlikler sorun yaratabiliyor mu? Gerçekten sık enfeksiyon dediğimiz zaman primer immün yetmezliklerden ziyade başkaca yan tablolar var mı yok mu bunu aramamız gerekiyor. Çünkü bunlar toplumda daha fazla görülüyor. Ülkemizde AIDS hala çok fazla değil. Herediter bir takım hastalıkların yine sekonder immün yetmezliklere sebep olduğunu görebiliyoruz. Özellikle tabii toplumda çok sık görülmesi adına diyabet, protein kaybettiren enteropati, böbrek yetmezlikleri, nefrotik sendrom yaratan, üremi yaratan böbrek yetmezliklerinin spesifik organ disfonksiyonları nedeniyle sekonder bir şekilde immün yetmezlik yarattığını biliyoruz. Yine beslenme eksikliklerin, radyasyon, steroid, sklerosporin, kemoterapetik gibi immünosupresif ajanların ikincil immün yetmezlikler yarattığını biliyoruz. Bunun dışında splenektomi gerektiren durumlar immün yetmezlikler yaratabilir. Lenfoma gibi, Hodgkin hastalığı gibi, lösemi, aplastik anemi gibi durumların sekonder immün yetmezlikler yaratabildiğini aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Peki immün yetersizlik dışı bir takım durumlar var mı? Sık enfeksiyonla karşılıklı. Evet var. Daha çok çocuklarda görülse de bazen obsesif vakalarda ya da psikiyatrik vakalarda yabancı cisimlerin bir takım organlarda bulunabildiğini ve sık tekrarlayan enfeksiyonlar olabileceğini, enfeksiyonlar sebep olabileceğini aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Atopi, astım olan vakalarda TH2 dediğimiz immün sistem elemanının çok daha fazla çalıştığı, immün sistemi esasında IgE üretimi yönüne kaydırdığı vakalarda relatif olarak TH2'nin TH1'e cross inhibisyonu nedeniyle viral enfeksiyonlara yatkınlık, intraselüler yaşayan spesifik enfeksiyon ajanlarına, tüberküloz ya da bruselöz gibi ajanlara yatkınlık olabileceğini aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bir takım anatomik defeklerin, pasif sigara içiminin, aile bireylerinin taşıyıcılığının
rezistan bir takım mikroorganizmaların kistik fibrozisin, alfa 1 antitripsin eksikliğinin immün yetersizlikler dışında sık enfeksiyona neden olan hastalıklar olarak karşımıza çıktığını bilmemiz gerekiyor. Tedavide ne yapıyoruz? Yine immün yetmezliklerden girmek istiyorum ben. Sonra diğerlerinden kısaca bahsedeceğim. Şimdi antikor eksikliği varsa yapacak çok fazla bir şey yok. IgA eksikliği dışında olan tüm antikor eksikliklerinde biz aylık ya da 2 haftada bir 400 ila 800 mg kilogram başına antikoru yerine koyma tedavisi yapıyoruz. 800 mg desilitreye kadar olan dozların ya da serum düzeylerini tedaviden sonra oluşturabildiğimiz serum düzeylerini veriyoruz antikoru. Birkaç gün sonra serum düzeylerine bakıyoruz. 800 mg desilitreye kadar olan hasta düzeylerinin sepsis ya da menenjitten koruyabildiğini ancak pneumoniden maalesef ancak 800 mg bölü desilitrenin üzerindeki miktarların koruyabildiğini biliyoruz. Dolayısıyla pneumoni ataklarından korunmak esasında çok zor değil. Cost effect de değil maalesef. Bu hastalarda mutlaka antibiyotik profilaksisi uygulamak gerekiyor. Bronşektazi görülmüş bir hastada mutlaka periyodik olarak bilgisayar tomografiyle takip etmeniz gerekiyor. Bu takip hastalığı doğru düzgün kontrol edebiliyor musunuz? Evet, serum immünoglobulin düzeyleri normale çıkarıyor olabilirsiniz ama hastalığın yarattığı morbidite, belki de mortalite sebebi olan durumu engelleyemiyor olabilirsiniz. Spirometrik tetkiklerle akciğer fonksiyonlarını görebilirsiniz. Yılda bir renal ve karaciğer fonksiyon testleriyle ivik gibi preparatların ya da uzun süreli kullandığınız antibiyotik preparatlarının yaratabileceği yan etkileri göz ardı etmemek için bu tür testleri kontrol etmeniz gerekiyor. Hücresel immün yetmezlikte şu çok önemli, bir kere asla canlı virüs aşısı yapmıyoruz bunlara. Kaş yaparken göz çıkarmak işte herhalde buna denir, hastayı öldürebilirsiniz. Evde yaşayan bireylere bile canlı aşı yapmamak gerekiyor. Evi birlikte kullandığı anneye, babaya, kardeşlere, çocuklara, her kimse ölü aşılarla düzenli aşılama yapılabilir. Pneumocystis jiroveci pneumonisini engellemek adına trimetoprim sülfametoksazolle mutlak kontinü antibiyotik profilaksisi gerekebilir. Kombine yetersizlik varsa hücresel immün yetmezliğe ivikle mutlaka müdahale etmeniz gerekiyor. Bu bizi çok ilgilendirmiyor ama çocukluk çağında erken dönemde yapılan kemik iliği transplantasyonu çocukların immün yetmezliğini ortadan kaldırabilir. Fagositik immün yetmezlikte de aynı şekilde bakterin ve sefaleksinle yapılan ömür boyu antibiyotik profilaksisi gerekebilir, antifungal profilaksisi gerekebilir. Yine fagositik aktiviteyi arttıracak interferon gamma dediğimiz sitokini tedavi amaçlı, terapötik amaçlı bu hastalara aylık, bazı hastalarda haftalık verebilirsiniz fagositik fonksiyonları alevlendirmek adına. Evet, kompleman eksikliklerinde esasında yapmak gereken şey şu, hemen tamamında profilaktik antibiyotik kullanımından bahsediyorlar. Yine meningokokal menenjitten korktuğumuz için immünizasyon ya da meningokokal koksal menenjit için antibiyotik profilaksisi gerekebilir. Pneumokok aşısını öneriyorlar. SL, lupus benzeri sendrom ya da glomerulonefrit oluşabilir kompleman eksikliklerinde. Bu anlamda da dikkatli ve hazırlıklı olmanız gerekiyor. Evet, esasında konuşmanın belki en can alıcı, en medyatik tarafı burası. Piyasada çok fazla ben suistimal edildiğini düşündüğüm bir kısım da belki burası. Çok fazla immün stimülan adı altında preparat satılıyor eczanelerde. Reçetesiz, reçeteli, her neyse. Hiçbirini Sağlık Bakanlığı ödemiyor. Ama bir bakalım istiyorum. Bunlar içerisinde en ciddi olanlara bakalım istiyorum. Bu pidotimot denilen ilaç Türkiye'de yok. Sentetik bir dipeptit bu. Şu anda çok büyük miktarda Çin'de üretiliyor. Gerçekten fagositik hücrelerin aktivitesini arttırdığına dair bir sürü pozitif yanıt var. TH1 yardımcı sisteminin dolayısıyla CD8 aktivitesini, hücresel immün sistem aktivitesini arttırdığına dair birçok pozitif yanıt var. Bir tane de Henoch-Schönlein vasküliti oluşturduğuna dair yan etki profili gösteren yayın var. Türkiye'de yok ama olursa ben kendi adıma sık viral enfeksiyon geçiren vakalara, herpetik vakalara kontinü kullanmayı düşünüyorum kendi adıma. Bronkovaxon ve ribomunil gibi ribozomal ekstreler, işte ribomunil içerisinde Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza gibi Klebsiella pneumonia gibi bakterilerin ribozomal ekstreleri var. İşe yaradığını gösteren bol miktarda çalışma var. Bronkovaxon özellikle çocuklarda ama biz erişkinlerde de kullanıyoruz. Özellikle gastrointestinal sistem, oral ya da sinüzel mukozal sistemde antibakteriyel immünoglobulin A üretimini arttırdığını gösteren çalışmalar var. Benim de selektif IgA eksikliği olan vakalarda kullandığım 2-3 tane vaka var.
Selektif yağ eksikliğine az önce bahsettiğim gibi intravenöz immünoglobulin veremiyorsunuz çünkü hastayı öldürebilirsiniz. Kişide anti antikor var çünkü. Selektif IgA eksikliği olmasına rağmen diğer antikorlara karşı herhangi bir şey yokken IgA'ya karşı antikor var. Dışarıdan bu adama ibik verirseniz IgA içerikli olacak maalesef. Öldürebilirsiniz. Yapacağınız bir şey yok o hastalarda. Bronkovaksom gibi yine Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonia gibi bir takım kapsüllü bakteri ekstreleri içeren preparatlarla sinüzit ataklarını, alt solunum yolu enfeksiyon ataklarını azalttığımızı görebiliyoruz. Çok nadir bir vaka grubu da olsa işe yaradığını biliyoruz. Esasında bunlar içerisinde bana göre ve literatüre göre en fazla işe yarayan beta-glukan ülkemizde var. Bizim ülkemizde de üretiliyor. Yeni bir preparat da geldi. Beta-glukan ismi önemli değil ama sonuçta bunun mikro pellet formu çok daha iyi emiliyor. Gastrointestinal sistemden oral bir ayarlanımı iyi. Beta-glukan adına çok fazla çalışma var. Özellikle TH1'i aktive ettiği, CD8 sistemi aktive ettiği, dolayısıyla iyi bir antiviral yanıt oluşturabileceğinden bahsediliyor. Bir sürü pozitif yanıt var. Teorik ve hipotetik olarak da kanser hücrelerini bile CD8 hücreler tarafından biliyorsunuz karşılanıyor. Çünkü endojen antijen olduğu için virüsler de endojen antijen gibi davranıyorlar. RNA'nıza ya da DNA'nıza inkorpor olup endojen antijen gibi sunuyorlar. O vesileyle beta-glukanın kanserli hastalarda işe yarayabileceğine dair araştırmalar, çalışmalar var. İlk defa 1956'da zaten meme kanserli hastalarda kullanılmış. Şimdi TH2 TH1 balansıyla ilgili beta-glukanın etkisi var mı? Biz de nacizane 2005 yılında bir çalışma yayınladık. Biliyorsunuz alerjik rinit, alerjik hastalıklar TH2 baskın hastalıklardır. TH2'nin at koşturduğu hastalıklardır. TH1'i aktive ediyorsa beta-glukan alerjik rinitlerde işe yaraması gerekiyor diye bir çalışma yaptık. Çift kör plasebo kontrollü iyi dizayn edilmiş bir çalışmaydı bu. Sonuçlarına baktığımız zaman neler gördük? Gerçekten nazal lavaj sıvılarında bu sitokin düzeylerini ölçtük. Post-treatment dönemde interleukin 4 gibi, interleukin 5 gibi TH2 kaynaklı sitokinlerin nazal lavajda azaldığını, interleukin 12 gibi TH1 kaynaklı sitokinlerin nazal lavaj sıvısında arttığını gördük. Klinik olarak tabii sonuçları nasıl? Bunu görmek adına herhangi bir klinik araştırma yapamadık. Biz sadece böyle bir daha çok preklinik bir çalışma bu ya da işte deneysel bir çalışma bu. Klinik olarak çok sıkıntı çektiğimiz alerjik rinitli vakalarda antihistaminikle, immünoterapiyle çok sıkıntı çektiğimiz vakalarda yardımcı olarak beta-glukan kullanıyoruz biz. Evet, buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Az önceki oturumun sonunda da bildirildi. Alerji Astım İmmünoloji Dergisi Ulusal Alerji İmmünoloji Derneği'nin resmi yayın organıdır. Ben de orada nacizane editör yardımcısıyım. AAI.org.tr'den ulaşabilirsiniz. Yayınlarınızı online submission şeklinde gönderebilirsiniz. TÜBİTAK, LAKBİM, Türk Tıp Dizinine, EBSOHOST'a, Index Copernicus'a yaklaşık bir yıl içerisinde sokulabilmiş bir dergi bu. Birkaç yıl içerisinde de SCI'ye sokmayı düşünüyoruz. Mutlaka yayınlarınızı bekliyoruz. Teşekkür ederim.